Bana bir arkadaşım Trabzon'dan, hem de enteresan bir arkadaşım. Büyük ipimiz. İyi akşamlar. Teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı önce maçın bir değerlendirmesini yapacak ve sonrasında da varsa sizlerin sorularıyla basın toplantımızı sonlandırmış olacağız. Hocam buyurun. Evet, 8. gün. 3. maç. Çarşamba günü final. Ligin en kaliteli takımlarından bir tanesine, Başakşehir'e karşı. Arkasından 3 gün sonra da ligin lideri, coşkulu, iştahlı, hücumda sayısal olarak da fazla oynayan ve formda bir takıma karşı bugün hazırlandık. Özellikle oyun istediğimiz gibi başladı. Geçişlerde yakalamıştık ama geçişlerde şöyledir. Ya hata sonuçlandıracağım veyahut da geçişlerde bekleyip topa sahip olup 3. bölgedeki set oyununu oynaman gerekiyor. Bazen erken kaybedersen rakip de önde sayısı olarak fazla kaldığında seni geriye doğru koşturabiliyor. Onun için öne de geçtiler. Özellikle kenar ortalarda sayısı olarak çok fazla geliyorlar. Sonrasında özellikle 3. müsabakada vazgeçmeden böyle büyük bir takıma karşı tekrar hamle yapıp tekrar oyunun içine girmek ve kazanmak son derece önemliydi. Çok değerli bir çıkışımız var. Mesleki anlamda güzel duygular yaşatıyor. Çok karakterli, 25-26 yaş ortalaması bir takım verdiğimizi almaya ve uygulamaya çalışıyor. Bu beni mutlu ediyor. Hafta hafta bakıyoruz. Parçadan bütüne giderek bakıyoruz. Her hafta kazanma duygusuyla sahaya çıkıyoruz. Beraber oynayan, beraber düşünen, yüksek enerjide olan bir grup var. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Trabzon şehri ve Trabzonspor her zaman yukarılarda olur. Ve bu adım adım tekrar kendimizi yukarıya doğru atıyoruz. Ama dediğim gibi her hafta kazanıp bir sonraki haftaya hazırlanmak bütün. İnişler çıkışlar olacak ama takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Onun için öncelikle Trabzon'umuza hayırlı olsun. Hem kupa hem 3 gün sonraki İstanbul'daki ligin, benim de geçen sene çalıştığım, bugün Beşiktaş'tan ayrılalı 367 gün. Yani 29'unda ayrılmıştım. 367 gün tam bir sene. Sonra tekrar burada olmak güzel. Tarihine saygı duyduğum, şerefli hakkısına, Sayın Süleyman Seva'ya tanışma fırsatı buldum. Çok değerli bir kulüpte hem görev yaptım, bugün rakiptik. Bunlar var, ayrılıklar var, beraberlikler var, hepsi içinde var. İyi bir takım, iyi bir yoldalar. Hocaları da, iyi bir hocaları da var. Onlara da başarılar diliyorum. Soru var mı? Hocam, hem bir sene sonra tekrar buraya geldik. Galip geldi. Baktığımızda Trabzonspor üst sıralara doğru çıkmaya başladı. Zirveyle aradaki puan farkına baktığınızda Trabzonspor'un zirve yarışındaki şansını nasıl görüyorsunuz? Ve sezon başı gelmiş olsaydınız daha mı çok puan doldurdunuz? Daha mı? Ya sezon başını bilemem. Mevcutta geldiğimden günlere bakıyorum ve puan durumuna hiç bakmadım, inanın. Hani benim ligin tepesindeki takımla ne puan farkım var bilmiyordum. Şimdi biraz evvel soyunma odasında öğrendim. 11 puanmış, 8 puana düşmüş. 3 günde bir maç oynuyoruz. Yorgunluklar çok fazla var. Bütün takımlarda var, sadece bizde değil. Kronik yorgunluklar başladı. Hep ifade ediyorum, sağlıkla boğuştuğumuz dünyada futbol sektörü ayakta durmaya çalışıyor. Onun için kavganın, kaosun olmadığı, çatışmanın fazla olmadığı, insanlara güzel şeyler seyrettirebilmek benim bütün amacım, gayem. Onun için dediğim gibi hep her hafta kazanma duygusu. Şimdi bu bitecek. 4 gün sonra Perşembe günü Denizli Spor maçı var. Onu en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Başka soru var mı? Şimdi bilim zaten bu Covid sonrası sporcular üzerinde yapılan bir takım araştırmalarda bu kronik yorgunluklar ve sakatlanma riskleri ortaya çıkacak. Birçok kulüplerde de bunlar var. Kolay süreçler değil. Parmak kupa finalinde sakatlanmıştı. Rekabet kulüpte artıyor transferlerle. Oyuncular formalarını kaybetmek istemiyorlar. Abdülkadir bu kulübün hem altyapısından yetişmiş değerli bir oyuncusu. Ona bıraktım. Sorumluluk almak istedi. Oynamak istedi ama oyunun başında bu oldu. Yapacak bir şey yok. Onun için en kısa sürede tekrar sağlığına kavuşup aramızda olması bütün arzumuz, isteğimiz. Hocam, benim son sorumda var. Maç öncesi şöyle bazı eleştiriler olmuştu. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor'da ücret alan bir hoca anlamında sizi lanse etmişlerdi. Bu konuyla ilgili siz Beşiktaş kulübüyle görüştünüz mü? Nedir sonunuz?
Bu işler hukuksal işler. İsterseniz şöyle çok kısa bir cevap vereyim. Hani vermem doğru olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama hukuksal işler. Ben mesleki anlamda Başakşehir, milli takım, Beşiktaş ve bugün de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi Trabzonspor'u çalıştırıyorum. Dört kulüp, çok fazla dolaşmadım. Dört kulüpte de ne girerken ne çıkarken para konuşmadım. İmza atarken, buna milli takımda dahil, çıkarken de dahil. Bunu en yakın zamanda da sorarsınız. Abdullah Avcı'yı parayla kimse şey yapamaz, tartamaz. Ben bunu daha evvelden de ifade ettim. Bana nasıl hissettirirseniz ben öyle davranırım. Bundan sonrasını hukuksal işte dediğim gibi Beşiktaş'ın tarihine, içindeki camiasındaki insanlara, kulübe son derece saygım var. O yüzden onlara da başarılar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, bana nasıl hissettirilirse öyle davranıyorum dedi. Demek ki o süreçte yaşananlara ilişkin yani, bir serzeniş, sıkıntı var. Tahmin ediyorum iki yüzlülük yapıldı Abdullah Avcı'ya. Abdullah Avcı varken temas edildi. Bir de işte bizim çocuk mucuk dendi mesela. Bilmiyorum, duyduğum Samet de ayrılırken bayağı para olayında tartışma olmuş. Sergen Hoca'yı da dinleyelim, sonra devam edelim. Öncelikle tabii kaybettiğimiz için üzgünüz, onu söyleyeyim. Maça baktığımızda kırılma anları vardı bizim için. Özellikle önü geçtikten sonra skoru arttırma şansları da yakaladık ama maalesef bunlarda başarılı olamadık. İlk yarıda çok iki taraflı oyun oldu, çok gidiş gelişli oyun oldu. İki taraf çok, rakibi çok kontrol atak yapma imkanı sağladık ilk yarıda. İkinci yarı daha dengeli bir oyun, oynamaya çalıştık. Baktığımızda kötü bir müsabaka kaybettik. Tabii ciddi şanssızlıklar da yaşadık oyun içerisinde. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Trabzonspor kalecisinin inanılmaz kurtarışları var. Onu da tebrik etmek lazım bugün itibariyle. Gerçekten takımını oyunda tuttu, kazanmasını sağladı diyebiliriz. Olabiliyor ligde bu tür müsabakalar, kaybedebiliyorsunuz maçları. Bugün de istemediğimiz bir skor ve oyunsal anlamda da bazı istemediğimiz şeyler oyun içerisinde gelişti. Özellikle basit top kayıpları istemediğimiz şeylerin başında gelen şeydi ama onun önünü kesemedik. Sonuçta mağlup olduk. Çok kötü bir oyun oynadık mı? Zannetmiyorum çok kötü oyun oynadığımızı. 10 kişi kaldıktan sonra bile neredeyse oyunun üstünlüğü tamamen bizdeydi. 2-3 tane net pozisyonumuz vardı ama bugün top bizi sevmedi diyebilirim. Bundan sonrasına bakacağız. Olur böyle kayıplar futbolda. Uzun bir sezon oynuyoruz, doğaldır. İnşallah bundan sonra bu tür sonuçlar yaşamayız. Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım. Hocam, bugünkü futbol ve skoru neye bağlı? Ya bugünkü futbol derken ben oyunun çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Skor tabii ki istediğimiz gibi olmadı. Kazanmak isterdik doğal olarak ama dediğim gibi oluyor böyle sonuçlar müsabakalarda. Oyun olarak da çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Oyunun üstünlüğü bana göre çok net bir şekilde bizdeydi. Hatta 10 kişi kaldıktan sonra bile bizdeydi. Ama dediğim gibi kaybettik. Söylenecek fazla bir şey yok. Önümüzde oynayacağımız maçlar var. Onlara hazırlanmalıyız. Son soru hocam, İsmail Der, Hürriyet gazetesi. Henüz sözleşme imzalamayan Dorukhan'dan başka kaptan çıkacak isim yok muydu? Ara transferde istediğimiz oldu mu şeklinde? Yani ara transferde istediğimiz oldu mu derken, yani kulübümüz ekonomik şartlarda uygun olan her şeyi yönetimimiz yapmaya çalışıyor. Çok da fazla o konulara girmek istemiyorum. Yani sonuçta alınacak oyuncular için bir de ekonomi boyutu var. Ekonomi boyutunu aşamazsanız oyuncu alamazsınız. Bu benim kontrolümde olan bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani elimizden geldiğince yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Mevcut şartlar şu an böyle. Başka? Yani hocam, Dorukhan kaptan oldu. Dorukhan ne zaman kaptan oldu? Sonradan. Sonradan oyunda. Yani olabilir. Orada bantı birini takması gerekiyordu. Dorukhan taktı herhalde. Yani bu maçın tamamında konunun bu olmaması lazım bence. Onu söyleyeyim. Yani çok onu düşünecek durumda değiliz şu anda ama tabii Dorukhan'ın gördüğü kırmızı kart var. Dengesiz bir hareket yaptı. O da kart görmek istemezdi tabii. 10 kişi bırakmak istemez takımını ama dediğim gibi bu futbol, bu enteresan bir oyun.
böyle sonuçlar, böyle olaylar olduğu için bu oyun güzel. O yüzden çok fazla büyütmemek lazım. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp onlara konsantre olmak istiyoruz. Bu çok önemli çünkü. Hocam bir soru galiba var. Evet. Hocam devre arası geldiğinden önce Mandzukic, sonra Hulk ismi geçti. Şu anda da Cenk Tosun yolda. Cenk evet. Tosun Sergen Yalçın planlarında nerede olur? Ya Cenk alternatif oyuncularımızdan bir tanesiydi. Tabii ki başka oyuncularla da ilgilendik transferde. Dediğim gibi işin ekonomik boyutu var. İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Cenk de bizim camiamızın oyuncusu. Premier Lig'de oynayan, milli takımda oynayan Türk önemli bir oyuncu, onu söyleyeyim. O da geldikten sonra umarım ondan da faydalanırız. Hocam teşekkür ederim. İyi akşamlar.